Türk Saat Dijital Hayatı Sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. ziyarete hoş geldiniz. Her cuma TRT 1 Radyo 1, TRT Radyo 1 mikrofonlarında e, teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bu hafta hem yaz tatiline girmemiş dolayısıyla e, kitap ve zevk uşağını konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Erdem yayınlarından Doktor Melike Gügünz Hanımefendi. Hoş geldiniz Melike Hanım. Hoş bulduk. Hanım. E, nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizin birçok şapkanız var. Çocuk kitabı yazarı, editörü e, hem bu işlerle uğraşıyorsunuz. O zaman da televizyonda program yapıyorsunuz. Tam e bu konuları sorabileceğimiz kişi olarak çok teşekkür düşün, ederim. Düşün, düşünüyoruz sizi. E, onun öncesinde bu konuyu konuşmadan önce bu dijitali çok iyi kullanan, tableti telefonu elinden düşürmeyen kuşağın e, kuşağa kitap önerileri yapacağımız programımızın önce bizim sponsorumuz TürkSat. E, onların işlettiği E-devlet Türkiye gov'ter hepimizin hayatını kolaylaştıran, kolaylaştıran sistemi yönetiyor ve işletiyor TürkSat. Oradan. E-Devlet Direktörü, bu projenin direktörü Tuan Avcıoğlu'na bağlanıyoruz ve her hafta bize bir yeni özelliği anlatıyor. Tuan Bey hattıysa konuşabiliriz. Tuan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Aslında e, gündemde olan bir konuyla ilgili size bir e, açıklama yapacağım. Tamam. Normalde geçen sene açtığımız bir hizmet vardı. E, Öğretim Kurulu Başkanlığı altında yok altında açmış olduğumuz üniversiteye kayıtla ilgili ee, orada bir pilot çalışma yapmıştık 32 üniversiteyle birlikte. Ee, buradaki hedef üniversitelerin e, üniversiteyi kazanmış öğrencilerin üniversite kayıt süreçleri var biliyorsunuz. Evet. 5 günlük süreç konuluyor. O, burada vatandaşlar, öğrenciler e, özellikle işte 5 bin için kazandığı yere gitmek zorunda kalıyor. Örneğin Diyarbakır'da İstanbul'u kazanmış bir kişi 3 günlüğüne 5 günlüğüne gitmek zorunda kalıyordu ve geri dönüyordu. Yerleşme ayrıca bir ay sonra falan gidiyordu. Evet. Biz bu süreci Edel kapısına taşımıştık. Geçen sene 32 üniversiteyle başlamıştık burada. Ee, güzel haber şu, bu sene tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde Edel üzerinden e kayıtı açmış. Yani kısacası vatandaş kazandığı üniversiteye öğrencilerimiz diyelim e-Devlet üzerinden tek tuşla kaydını gerçekleştirecek. Yerleştiğine gittiği zaman da ile evet. birlikte gitmiş olacak ve kaydını tamamlamış olacak. Bu geçerli bir kayıt olacak bu arada. Tamam. Yani bir daha gitmesine, okulu görmesine gerek kalmadan geçerli bir kaydını gerçekleştirmiş olacak. Tüm tüm devlet üniversiteleri mi yoksa tüm üniversiteler mi? Şöyle e, özellikle burada harç söz konusu olmadığı için biliyorsunuz artık üniversitelerde birinci öğretimler için konuşuyorum. Harç söz konusu değil o yüzden bu iş daha kolay. Şimdi devlet üniversiteleri isteyen özel üniversiteler diyebiliriz. İkinci öğretimlerde e, ön kayıt gibi olacak. E, vatandaş yine e, harcını yatırdığı zaman gerekli harcını ilgili bankadan e, bulunduğu ilçede, ilde, nerede işte oradan da yatırabilir durumda oluyor. Tamam. Üniversitelerin hesaplarına. O zaman da kaydı gerçekleşmiş oluyor ama sonuç olarak tüm devlet üniversiteleri ve isteğe bağlı e, vakıf üniversiteleri ve özel üniversiteler diyebiliriz. Hmm, süper. Çok da güzel bir gelişme. kayıtları da çok az bir zaman kaldı. Buradan tamam. tüm dinleyicilerimize duyurmuş olurum. Özellikle üniversiteye bu sene girecek öğrenci kardeşlerimize. Çok teşekkür ederiz Tuhan Bey. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. iyi sohbetler. Sağ kalan. olun. Kolay gelsin. Evet. E, güzel bir gelişmeyle başladık. Ee, hemen konumuza girelim istiyorum çünkü çok şey alacağımızı düşünüyoruz sizden. Bu dijital elin, dijitali çok iyi kullanan bu e, dijital nesil olarak e, adlandırılan Z kuşağı nasıl kitap okumalı, hangi kitapları okumalı? Ee, bu çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> ya bu işin reçetesi yok. Yoksa olsa hemen yazıp vereceğiz. Aslında kitap okuma süreci hakkında bence biraz konuşmak gerekiyor. Tamam. Ee, okumayı çok yönlü düşünmek lazım yani şimdi çocuklar okumuyor derken çocuklar Facebook okuyorlar Facebook'taki şeyleri okuyorlar işte bu. ama biraz daha kısa sürede daha hap, daha dikkat çekici ve merak duygusunu çok fazla besleyen şeyleri tercih ediyorlar diyebiliriz. Yani evet. değişen ve dönüşen şeyler bu. Bu da yayıncıları, kitap üreticilerinin işini bir anlamda zorlaştırıyor ama bir yandan da aslında ipuçlarını da veriyor. Şimdi eskiden biz ve edebiyat eserlerini uzun bir betimlemeyle başlardı. İşte mekanı betimlersiniz, kahramanı betimlersiniz. Artık böyle bir şey yok. O betimlemeyi öykünün kendi içinde bir şekilde satır aralarına yedirmeniz gerekiyor. Çünkü ilk sayfada bir kitabın ilk sayfasının ilk paragrafında neredeyse bir çocuk bu kitabı okumaya karar veriyor. İlk sayfada. İlk sayfada karar veriyor. Yani 5 an sayfa okuyup ben çok sıkıldım bunu okumayacağım demiyor. İlk sayfadan sizin Çocuğu yakalamanız lazım. Aslında bu görsel dijital dünyada da böyle. Yani Facebook'ta kısa bir videoyu açtığınızda ilk saniyelerde sizin ilginizi çekiyorsa izlemeye devam ediyorsunuz. Ama çekmiyor ve sıkıcı gidiyorsa devam etmiyorsunuz. Doğru. Şimdi. Dışarıdan gelen veri o kadar fazla ki bizde reklamlar, yolda giderken araba sürerken billboardlar, işte kitaplar, filmler, haberler, radyo kanalları. E, bir her bombardıman an, var. İnanılmaz bir bombardıman var ve e, sizin kişiliğinize, zevkinize, yaşınıza göre siz bir tanesini o, o sahnede... Geçiyorsunuz yani hızlı hızlı radyo istasyonları geçerken birçok müzik kulağınıza takılıyor ama bir ilginizi çekene hemen o arada çekip alıyorsunuz. E, kitap seçimi de aslında biraz buna döndü. Yani kitabın kapağından önce çok böyle dikkat çekici olması lazım. Bilmem neyin maceraları. Yani böyle mümkün olduğu kadar ilgi çekici, farklı, çok romantik ve somut soy, soyut olmayan ama dikkat çekici bir isimle başlamanız lazım. O kapağının çok çekici olması lazım ve sonra birinci sayfa Çocuk açıp da birinci sayfaya baktığında, evet, bu tam da benim aradığım kitap, tam benim okuyabileceğim kitap demeli. Dolayısıyla aslında böyle şeyler istiyorlar. Şeyler çok kısa olduğu için, o yani küçücük bir filmden. Ee, zevk ve haz alma e, beklentisi çok yüksek. Aynı şekilde bir kitaptan da inanılmaz bir haz alma duygusu beklentisi içerisinde. Ben bunun kırılma noktasının aslında biraz Harry Potter dizileri, yani o fantastik dizilerin bütün dünyada popüler olmasıyla birlikte aslında bu metinlerde de bir kırılma yaşadığımızı düşünüyorum. Yani o kitaplar o kadar e, merak duygusunu yükselten kitaplardı ki çocuklar ondan sonra e, aynı seviyeye merak duygusunu aynı derecede yükseltecek kitaplarla karşılaşmadıklarında okumayı tercih etmediler. Tam burada bir şey sorabilir miyim? O kitaplar bayağı kalın, karmaşık. Birçok karakter var içeride. Film seyrederken bile kar karakterleri evet. zorlanıyorsunuz. İsimler karmaşık isimler vesaire yani ama her, her Böyle... defa yani her an bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. O sürpriz. O, duygusu duygusu hikaye. Mu? Tabii o hikaye. her an bir sürprizle karşılaşıyorsunuz ama bir ana ana hikayede aslında kendi içerisinde bir, bir bir bütünlüğü var. Tabii bir de karakterler çok önemli. Aslında temelde baktığınız zaman yetim bir çocuktan söz ediyoruz ki çocuk edebiyatının en revaçta karakteridir. Dikkat edin. Bütün karakterler neredeyse yetimdir. Çünkü yetim çocuğu bir yazarın e, maceraya sürüklemesi analı babalı sahipli bir çocuktan daha kolaydır. <laughs> Yetim bir çocuk e, işte eniştesi veya işte kuzenine kötü davranıyor. E, i̇ki tane çok iyi arkadaşı var. Şimdi bunlar zaten hani çok matematiği çok belli olan bir şey. Ve her sayfada yeni bir macera ve yeni bir hikaye. O fantastik dünyada size her türlü uçmayı, kaçmayı, dönmeyi, geri gelmeyi, e, her türlü değişime izin veriyor. Dolayısıyla da uçabildiğiniz <laughs> kadar uçuyorsunuz. Ama yani. ana hikayeyi kaçırmamanız gerekiyor büyük hikayeyi. Bir de tabii her zaman iyilerin kazanması lazım. Bu kitaplarda da iyiler kazanıyor. Dolayısıyla hepimiz bir rahatlıyoruz, mutlu oluyoruz iyiler kazandığı için. şimdi çocuklar da böyle şeyler istiyorlar. Yani onları maceradan maceraya sürükleyecek, heyecanlı olacak, dili dili onun diline uygun olacak. Mesela 100 temel eser var devletin benim oğlum şey demişti yani Ben Haydi okumak zorunda mıyım Ne saçma bir kitap Şimdi Haydi bir e, hiperaktif Dijital dünyanın tam da içinde a, Oyunlar oynayan Eee bir Çocuk için Haydi çok romantik, çok durgun, çok sade ve çok basit kalıyor. Ya, önümüz dünyasına uygun bir karakter değil. Değil, değil. Onların gerçekliğine uymuyor. Asıl temel problem bu. Onların gerçekliğine uyduğu zaman kitap karakteri aslında çocuklar okumuyor, okuyorlar. Hmm. Onların espri anlayışına uyması gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Bir Genelde... şey sorabilir miyim burada? Mesela Kalyu karakteri hani biraz farklı bir alana geçtik çizgi Onun evet. Onda kitapları var bildiğim evet. kadarıyla. O da çok sakin, böyle şehir dışında. Ama yaş bir yerde... grubu çok küçük, çok aşağıda. Ha, o aşağıda. Tabii çok aşağıda. Yani ben benim bu konuştuklarım daha çok ortaokul, Aha, ilkokul, dördüncü, tamam. beşinci sınıf ortaokul öğrenciler için konuşuyorum. O çok aşağıda bir şey. Karakter. Çok e, aşağıda ve çok aslında daha dingin bir hayatın içinde olan çocuklar için e, bir karakter. Hmm, hmm. Yani. E... Kendinden bir şeyler bulmalı kitapta günümüz çocukları. Ve her her dönemde belki de belki. Evet. Sadece günümüz için geçerli. Bir şey bulmayı da açalım bence. Kendinden bir şey bulmak derken şey gibi algılanıyor. Yani sanki işte büyük şehirde efendim dijital dünyayla tanışmış bir Çocuk karakteri gibi anlaşılıyor. Hayır kendinden bir şey bulmak demek aslında bugünün çocuğunun karakterine benzer bir karakterin espri anlayışının olduğu kitaplar ya da onun yaşadığı sorunları içeren kitaplar. Mesela şu anda bütün dünyada neredeyse kitap kahramanlarının yarısı artık yetim değil ama boşanmış ailenin çocuğu. Boşanmış aile çocuğu da iyi bir karakter. Yani hani ebeveynlerinden bir tanesi olmadığı için o çocuğun oh. da gizli saklı işler yapması daha kolay. Ama bir de realite var. Yani bütün dünyada ciddi anlamda boşanmış aile çocuğu var. Ve şu anda Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Ah. Ve dolayısıyla da çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları aslında biraz turnusol kağıdı. Toplumun Değişimin en hızlı gözlemlendiği alanlardan bir tanesi bu, bu mesela önemli ya da espri anlayışı yani bizim çocukluğumuzun espri anlayışıyla bugünün çocuklarının kullandığı dil aynı dil değil bunu keşfetmiş yazarlar daha başarılı oluyor ve çocuklar onları okumak istiyor bir de yazarın çok zeki olması lazım yani çünkü o kadar zeki olacak ki çocuk ya bu ne anlatıyor falan demeyecek. O zeki yazar olayı daha karmaşık kurgulayacak ve daha sürpriz bir sonla bitirecek. O zaman çocuk daha evet diyor. Yani ben bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Yani bir kitap okumaya başladığında sonunun nasıl geleceğini baştan biliyorsanız bu ilgi çekici bir kitap değil. bizim şöyle bir şanssızlığımız var. Bizim çocuklarımız okul öncesi dönemden itibaren dijital dünyayla çok tanışıklar. Yani iki yaşında reklam spotlarıyla hayata gözlerini açıyorlar. Ve düşünün o reklam spotlarının müziğini, verdiği mesajı ve görüntüsünü. En iyi yönetmenler çekiyor, en iyi müzisyenlerin müziği var. Ve siz sadece iki cümleyle o ürün hakkında bir imaj oluşturuyorsunuz. Bir hikaye oluşturuyorsunuz aslında insanların kafasında. Siz bir herhangi bir arabanın motoru şudur, modeli budur demiyorsunuz. O arabayla ilgili inanılmaz bir hikaye oluşturuyorsunuz. O çok o, yaratıcı bir şey. Olacak, yaratıcı değil mi? bir şey oluşturuyorsunuz. Şimdi bununla beslenmiş bir çocuk. Çok yukarıdan başlıyor yani. Çok yukarıdan başlıyor ve sonra ilkokula geliyor. İlkokul birinci sınıfta çok söküyor basit ve son derece basit bir metin veriyoruz eline. Yani Tamam, Çok kelimelerinin ya. yani, yani o bas ba, basitliği yani basitliği şu anlamda kullanıyorum. Yani çocuğa bak yavrum sabah erkenden kalkıp annene günaydın demek ne kadar da güzel bir şeydir değil mi? İşte dişlerini hani, mutlaka Ali at mesela hani gibi yani <laughs> bu basitlik e, hayal kırıklığı doğuruyor bir süre sonra çünkü e, siz izliyorsunuz çizgi filmleri. Çizgi filmlerde inanılmaz bir şiddet, inanılmaz bir rekabet, inanılmaz üst düzey ilişkiler anlatılıyor. Yani 4 yaşındaki bir çocuk için e, hayretler içinde kalıyoruz o esprileri izlediğimizde. Anlamasın. Şimdi böyle bir espri dünyasından, böyle bir hayal dünyasından gelen çocuğa siz birinci sınıfta verdiğiniz kitaplar... ...çiçeklerde ne güzelmiş, tabiatı sevelim, ağaçları koruyalım gibi... Bir hikayeyi bu kadar basitlikle verdiğinizde bu ilgi çekmiyor biz yine elbette ki ağaçları koruyalım tabiatı koruyalım çevre kirliliğine engel olalım öyküleri yazalım ama bunları biraz farklı kurgular içinde yazalım ki çocuk için değişik ve ilginç olsun yani okumak da bir serüven haline gelsin temel problem bu. Yani hani bu dönemde artık biz çocuklara kitap okutamıyoruz. Dolayısıyla bilgisayarın karşısından kalkmıyorlar. Şunu ölçmek gerekiyor. Yani bilgisayarın karşısında çocuk e, neyi tatmin ediyor? Kitapta neyi tatmin ediyor? O zaman demek ki bir, bir problem var. Yani biz gerçekten metin olarak, kurgu olarak o dünyayla yarışabilecek nitelikte kitapla çocuğu buluşturduk da mı çocuk okumayı ta, sevmedi? Önce bence evet. bu soruyu sormak lazım. Son zamanlarda şöyle bir sıkıntı var. Yani değerli eğitimi üzerinden işte çocuklara kitaplar ver, ver, vermeyi çok önemsiyoruz. Ama üzerine de yazıyoruz. Ben bunu her platformda tekrar ediyorum. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani üzerinde cesaret yazan bir kitabı vermekle çocuğa Birçok mesaj veriyorsunuz. Bak sen cesareti bilmiyorsun bu kitaptan oku. İşte bak cesaret ne kadar iyi bir şeydir falan. Bir ön yargı. Halbuki birçok kitap zaten cesareti anlatır. Yani yok mudur edebiyat dünyasında cesareti Robin Hood'dan, Köroğlu'ndan başlayarak. E, hatta Harry Potter'a gelene kadar. Bütün var, hikayelerde cesaret var. E, dolayısıyla üzerine sizin onun cesareti yazmanıza hiç gerek yok. Çocuk o dünyada o, bırakın. ...okusun, eğlensin, geçsin. ...zaten o kitapta cesaretin anlatıldığını... ...zaten o bilinçaltı alıyor. O, bu sebeple ben... ...hikayenin kendisine çok önemsiyorum. Ve dili çok önemsiyorum. Yani sonuçta... Biz çocuklarımızın niçin ısrarla kitap okumasını istiyoruz? Sebebi şu. Düşünce, hayal her şey kelimelerle oluyor. Siz ne kadar çok kelime ve kavram bilirseniz düşünce derinliğiniz, hayal gücünüz o kadar zengin oluyor. Biz bu sebeple çocukların kitap okumasını ve bu kazanımı erken yaşta edinmesini istiyoruz. Bunun da yolu hakikaten okumaktan geçiyor. Yani okumak okurken zihnin e, işlevi, beynin çalışma biçimiyle izlerken Beynin çalışma biçimi aynı değil. Muhtemelen siz bu konuları zaten gündeminizi almışsınızdır. Bir şeyin edinim haline gelmesi okuma sürecinde gerçekleşiyor. Bu sebeple çok önemsiyoruz biz aslında çocukların okumasını. Okuyarak çocuklar gerçekten ciddi anlamda empati kurmayı öğreniyorlar. Yani çizgi film seyrederek empati kuramıyorsunuz, ama kitap okuyarak empati kuruyorsunuz. Yani aslında kitap davranışı değiştiren bir süreç değildir. Kitap Zihinsel olarak bu davranış değişikliğini hazırlığı Peki, sağlayan süreçte. Şey. Hazırlığı sağlayan, Bazı zihinsel hazırlığı sağlayan bir şeydir. Çünkü siz e, bir şeyi anlama, tefekkür etme, onu yorumlama becerinizi kitap okurken geliştiriyorsunuz. E, bizim de istediğimiz şey aslında bu kitap okumakla beklediğimiz, beklendiğimiz şey bu. E, sürekli açık katılım seyrederek herhangi bir konuda derinlemesine fikir sahibi olamazsınız. Ama sürekli okuyarak olursunuz okumak o, o okuduğunuz kitaplardaki bilgiyi ezberleyip tekrar etmek değildir. Siz okudukça o konuyla ilgili e, farkında olmadan zihinsel bir yorum yapar ve bir ...harmoni oluşturur zihninizde ve bir süre sonra... ...bakarsınız ki okuduğunuz mesela onunla aynı döneme ait... ...onlarca tarih kitabı okuduğunuzda... ...aslında bir süre sonra... ...o tarihi yorumlayabilecek... ...bir bilgiye erişmiş ve... ...farkında olmadan onu konuşuyor hmm. oluyorsunuz. Hmm. Kitabı böyle görüyoruz... ...biz çocuklara. Bu sebeple de... ...daha zeki, daha onların dünyasına... ...yakın, buyurgan olmayan... ...çocuğu illa da bir şeyi öğretmekle... ...kendini... ...mükellef kılmayan yazarları tercih ediyoruz. Evet ben onu da soracağım bölmeden dinlemek istiyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz. Hani çok da güzel tespitler yaptınız. Hani üst seviyede başlaması çocuğun sonra ilkokula gelince birden işte dumura uğraması evet. vesaire. Peki ne, ne okumalı? Hani somut böyle hem kendi yayın evinizden örnekler de olabilir. Hani dinleyen anne babalar vardır, ebeveynler vardır. Şimdi ben kendi yayın evimin bütün kitaplarını öneriyorum <laughs> tabii yani. Şimdi <laughs> tamam. orada bin tane <laughs> kitap var. Süper tamam. <laughs> Dolayısıyla... Hepsi aynı şey dedim Mesela siz de bu şeyi yaşayarak Hayır, hayır. Söyleyecek? Hepsi aynı değil. Yani aslında şöyle bir şey var. Piyasada şu anda Türkiye'de ve dünyada da trendin böyle olduğunu düşünüyorum iki türlü kitap üretimi var. Bunlardan bir tanesi çocuğun kendi haşrıyla gidip aldığı ve anne babanın da ay çocuk da bunu okuyor onu okuyacağına bak şunu okusa dediği bir trend var. İşte Harry Potter'lar mesela. Evet. Yani bu ülke dahil dahil olmak üzere ben Harry Potter aleyhine konuşan onlarca yazar, öğretmen ve anne baba gördüm. hiçbir okumamıştı ama. Yani siz okumadığınız bir şeye nasıl karşı çıkarsınız? Evet. Şimdi böyle bir garabet var. E bir bu çocuk bunu okuyorsa lütfen onu siz de okuyun anlamaya çalışın. Şimdi önce bunu yapmak lazım. Anlamaya çalışmak lazım ki orada ne bulduğunu göreceksiniz ki siz tamam. ona göre bir ürün üretecek üretebilirsiniz. İkincisi de öğretmenlerin ve anne babaların tercih ettiği okuma listeleri var. Şimdi bunların satın alıcısı anne babalar ve öğretmenler. Para, her halükarda para annenin babanın cebinden çıkıyor ama e, öğretmen işaret ettiğinde anne baba öncelikle öğretmenin istediğini alıyor. Bir de çocuğun kendi harçlığıyla yani anne babasını çekerek aldığı kitaplar var. Aslında bu kitapları biz daha çok e, Perakende satış e, kitap evlerinde görüyoruz. Yani orada satılan kitaplar daha çok çocukların kendi tercihleri ya da okuma kendi okuma süreçlerine göre. E, orada yer alan Doğru. kitaplar. E, fakat diğer yayın türü, yani ebevi öğretmenler kanalından satılan kitaplar aslında çok fazla raflara çıkmıyor. Çünkü onlar e, okullarda pazarlanıyor ve o kanaldan pazarlanıyor. Zaten oradan. Dolaşımı oradan giriyor. O yüzden de biz aslında bir kitap evine gittiğimizde Türkiye'deki mevcut e, çocuk kitabı yayın ve ilk gençlik kitabı yayıncılığının tamamının panoramasını göremiyoruz. Yani orada çok azını görüyoruz ya da trend olan çok popüler olan kitapları görüyoruz. Bu sebeple aslında çocuklar iki türlü okuma yapıyorlar. Bir öğretmenlerinin ya da anne babalarının onlardan okumalarını istedikleri zorunlu bir okumayı yapıyorlar. Ama öte yandan da kendi tercihleri olan kitapları okuyorlar. Şimdi ben mesela bir çocuk kitabı ile ilgili çok basit ölçütlerim var. Yani iyi bir kitap bir çocuk için ama iyi bir kitabın ölçüsü nedir? Bir kitabı bir çocuk birkaç kere okuyorsa o gerçekten iyi bir kitaptır. Birkaç kere, okumasın. birkaç kere okuyorsa yani hepimizde bu vardır. Yani klasikleri bile hepimiz bazı kitapları değil mi hayatımızda çok önemli kitaplar vardır ve birkaç defa okuruz. Çocuklarda bu daha yoğundur. Yani aynı kitabı okul öncesi dönemde size defalarca okuturlar. Masalı size defalarca anlattırırlar. Bu, bu iyi bir metin demek ki. En azından o çocuk için iyi bir metin. Ee, eğer öğretmenin ya da anne babanın ona lütfen bunu oku dediği kitabı çocuk bir kere okuyorsa ya da işte of, okudum bitti diye hemen atıyorsa ve onu hemen birine vermeyi düşünüyorsa, rafında tutmak istemiyorsa e, bu da o kadar da iyi bir kitap değil demek Yani orada bir problem var demek diye bakmak lazım bütün bu konuşmalarımdan yani şu sonucun çıkmasını istemiyorum yani popüler olan iyidir ve çocukların ilgisine göredir dolayısıyla hani bırakın çocuklar popüler olanı okusun bunu söylemek istemiyorum söylemek istediğim şey şu e, trendleri yakalamak çocuğu yakalamak gerekir anlatmak istediğiniz neyse peygamberimizin hayatı da olabilir mesela biz şimdi bir seri çıkardık 16 ciltlik bir koleksiyon olacak İlk iki kitabı çıktı Cen de tabii, tabii, hatta. Cenneti Arzu Eşsiz Nur serisi bu peygamberimizi anlatan çok hakikaten değişik bir şey oldu. Fantastik bir roman serisi başladı. Cenneti arzulayan fil kitaplardan bir tanesinin ismi ve Cenneti arzulayan fil. fil. Cenneti Ar fil. Şimdi çok başka bir dünyada başka bir gezegenden hikaye başlıyor ve 16 ciltte böyle çok farklı yerlerden gelecek ve bir hikaye oluşacak. Şimdi e, demek istediğim şey bu. Siz Peygamber haya, Efendimiz'in hayatını ya da herhangi birinin hayatını ya da herhangi bir şeyi, iyiliği, cesareti, güzelliği basit bir düz anlatıyla da yapabilirsiniz. Ya da bugünün çocuğunun ilgisini çekecek. Hemen konuya giren, hızlı konuların hızlı hızlı değiştiği, içinde ma çokça maceranın olduğu. Öyle bir kitap mı bu? Öyle bu, bir seri. Öyle bir seri, öyle bir seri, öyle bir seri, bir seri yapmaya bir şey çalıştık. Evet Bir de süpermiş. Nevin e, Soysal Aydın hanımefendi e, yazdığı seri kitapları. Bir şey soracağım burada. Eşsiz Nur ama böyle bir, bir şey değil mi? hani? Eşsiz Nur önce... Peygamber Efendimiz'i temsil anladım. ediyor. Yani. Ama hikaye çok ilginç. Yani işte bir bir ışık var. Ona ulaşmaya çalışan başka gezegenden gelen fantastik yaratıklar şeyler var. var yani. İnanılmaz fantastik öyeler var. Şimdi hani bugünün belki 20 yıl önce 30 yıl önce böyle bir kurgu ilgi çekmeyecekti. Ama bugün Tam da çocukların ilgisini çeken şey bu. Biraz hani demek istediğim şey bu. Yani biz artık e, ne yapıyoruz? Ispanağı sevmeyen bir çocuğa onu süslüyoruz, işte kıymalısını yapıyoruz, yumurtalısını yapıyoruz, yoğurtlusunu yapıyoruz. Yeter ki o çocuk onu yesin. <laughs> evet, Biraz artık yayıncılık da böyle bir meslek haline geldi. Yazarlık da böyle bir şey. Yani vermek istediğiniz şeyi, bugünkü nesil neyi arzu ediyorsa, hangi renkte çikolatayı mı kaplayacağız... İşte simemi bulayacağız resimlerini mi çok farklı yapacağız ama bir şekilde yapacağız ben çizgi roman yaptım, mı yapacağız demeyeceğiz yani artık. zaten öyle bir pazar yok hmm. çok büyük bir rekabet var çok seçici bir okur var öyle yani kitap varlarında görüyoruz çocuk geliyor diyorum bak bu çok güzel tam çok bakıyor ve yani hiç kendini almak zorunda falan da hissetmiyor ben diyor falan yerde falan kitabı gördüm onu gidip alacağım diyor bu çok önemli bir şey çocuğun kendi e, kitaplarını seçebilme e, becerisini geliştirmek ona bu özgürlüğü vermek çok önemli. E, çocuklara mesela şeyi de öğretmek gerekiyor e, mutlak doğru diye bir şey yok yani bir kitabın eleştirilebilir olduğunu bizim aslında çocuklara küçük yaştan anlatmamız gerekiyor. Bu hikaye güzel bir hikaye değil diyebilmeli çocuk yani öğretmeni bu verdiği için tabii öğretmeni verdiği için <laughs> o hikaye güzel bir hikaye. Olmak zorunda değil. Gözünden hmm. kaçmış olabilir. Okumadan vermiş olabilir. Ee, bu işte aslında bizim istediğimiz okur da böyle yetişecek. Hmm. Ben geçenlerde bir okula gittim. Bismillah daha sahneye çıktım. İlkokul birinci sınıf. Parmak kaldırdı falan kitabınızı beğenmedim dedim. Herkesin bütün çocukların gözü üstümde ne diyecek? Diye. Hemen çağırdım koca bir alkışla. Aa, çok mutlu olduğumu... Bunu ifade et, etmesinin yani böyle bir cesaretinin olduğundan dolayı onu tebrik ettim. Ve sahnede biz onunla neden beğenmediği üzerine uzun uzun söyleşi yaptık. Arkadaşları da böyle hepsi gözlerini he, şeyle ilgiyle merak ediyorlar dinlediler. Ve dedim lütfen hep böyle kal. Yani gerçekten neyi niye beğenmediğini ifade et ki biz yazar olarak da kendimize çeki düzen verelim. Bu nesi biraz daha sanırım bu konularda daha cesaretli hani Tabii. daha açık. Daha evet. pat diye söyleyebiliyor yani tırnak içinde ne demekse. Evet. Bir de bir çok son son bir dakikada şunu sormak istiyorum. Tamam hani çocuğun seçme özgürlüğü olsun popüler şeyler okusun ama bir de hani anne baba olarak bazı şeyleri de onun kolundan tutup hani şey yapabilmeliyiz. Tabii, mutlak bir özgürlükten söz etmiyoruz. Birkaç kitap var mı böyle hani Şimdi, isim verelim son bir dakikada. Mesela şöyle ben ben özgürlük derken şunu kastediyorum. Anne baba bir defa bir çember çizecek o çemberin içindeki bir özgürlükten söz ediyorum. Ee, yanlış anlaşılmak istemem yani. Sonsuz ve sınırsız bir özgürlük Aa, değil. Ee. Yaş grubuna göre anne baba diyecek ki bak şu kitap evine geldik. Şu raftakilerden alabilirsin. Tabii, öyle kitap önerisi var mı? Ben mesela Figen Coşarı şiddetle tavsiye ediyorum. Yeni ve genç bir kalem tamam, ve süper. çocukların çok ilgisini çektiğini tamam. düşünüyorum. Kitap önerisi de almış olduk. Melike Hanım çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok güzel hiç böyle hiç bu bugüne kadar konuşmadığımız şeyler verdiniz. Ee, örnekler verdiniz. Ee, dinleyiciler için de süper olmuştur. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere tekrar iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Türk Saat dijital hayatı sondu.